Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta turizm sektörünü, özellikle de kış turizmi odaklı olmak üzere genel hatlarıyla turizm sektörünün geldiği son noktayı konuşacağız. Stüdyomuzda önemli bir konuğum var. Turizm sektörünün tecrübeli ismi, Tur Andiamo'nun yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda yazarımız Cem Polatoğlu. Cem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Güntay Bey. Şimdi en sondan başlayayım. Sizin seyahatinizin gerçekleştiği Amerika'daki bu gurme atraksiyonunuzdan. Amerika'da neler yaptınız? Türkiye için bu gurmenin bir esprisi var mı yok mu? Neler gördünüz? Evet. Artık gelecek gastronomide, turizmde. Şöyle söyleyeyim örnek vermek için. Fransa'nın turizm gelirinin %70'i gastronomiden. Evet. Yani yeme içme sektöründen. Türkiye'de bu oran henüz %10-12 civarında. Biz de bunu en az %60-70'e çıkarmamız lazım önümüzdeki senelerde. Neler yapıyoruz? Yurt dışındaki tüm fuarlara Turizm Bakanlığımız bir gastronomi bölümü açtı. Artık yurt dışında Türkiye olarak katıldığımız tüm fuarlarda bir gastronomi bölümümüz var. Bunun dışında bazı belediyeler kendileri de gastronomi bölümü olarak yurt dışındaki fuarlara katılmaya başladılar. Özellikle Adana, Gaziantep, Kayseri belediyeleri yurt dışındaki fuarlara gastronomi bölümleri de açmaya başladılar. Diğer tanıtımlarının yanı sıra. Bu çok önemli bir atılım. Ben hep Peru'yu örnek veriyorum. Peru bundan 6 sene evvel gastronomide yok gibiydi, 7 sene evvel. Ancak şimdi gastronomide milyarlarca dolar para kazanan bir ülke konumuna düştü, geldi. Biz de bu izi takip edersek, ki çok daha iyi varlıklarımız var, çok daha iyi tabiatımız var, çok daha iyi yemek kültürümüz var. Biz de sanıyorum ki gastronomi gelirlerimizi birkaç katına çıkaracağız diye düşünüyorum. Biz de en son Amerika'da Gastronomi Turizmi Derneği olarak bir etkinlik yaptık. Burada Türk Hava Yolları sponsorluğunda, Ticaret Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı'nın da katkılarıyla Amerikalı gurme yazarlarına, gastronomi yazarlarına ve gurmelere bir sunum yaptık. Sayın Doktor Ender Saraç'ı götürdük. İşte Gaziantep Belediye Başkanımız sağ olsun bizimle geldi ve 70 kadar kişi katıldı bu etkinliğimize. Çoğunluğu Amerikalı, Hintli ve İngiliz basın mensupları olmak üzere bayağı da ses getirdi. Sağlıklı Türk yemeklerini tanıttık. Tabii bu arada yurt dışındaki Türk restoranlarında belirli bir düzene sokmak istiyoruz. Çünkü artık biliyorsunuz her giden hiç bilmese bile orada bir dönerci açıyor. Eti şöyle bir sarıp çeviriyor. Türk restoranı diye yazıyor. Oraya gidenler de diyelim ki Amerikalılar, Türk restoranı diye yiyorlar fakat lezzet ve kalite sıfırın altında. İşte biz bunları bir çatı altında toplayacağız açıkçası. Bunları bir yıldızlama sistemine geçeceğiz yurt dışındaki. Ve burada tabii ki yurt dışındaki konsolosluklarımızın da çok büyük önemi var. Yıldız vereceğiz. Türk kalitesine göre biz bunları yıldızlandıracağız restoranları. Ve böylece Türk ürünlerini, Türk gastronomisini yurt dışına tanıtımı için yurt dışındaki Türk restoranında belirli bir düzen altına sokmaya çalışacağız. Amacımız buydu. Bu güzel amaç. Tebrik ediyoruz. Başarılar da diliyoruz. Çünkü bu turizmin, bu dalının bir sezonu yok. Yani size yılın 365 günü gelir sağlayacak, daha da önemlisi ihracatınıza da çok ciddi katkı sunacak bir alandan bahsediyoruz. Benzer şey aslında kış turizmi için de söz konusu. Bizde de daha var, kış turizmi yapılıyor ama mesela işte araştırdığımda Avusturya'nın kış turizminden ve kış turizmi için ürettiği malzemelerden elde ettiği gelir bizim tüm turizm gelirlerimizden fazla. Burada bir şeyleri eksik yaptığımız görülüyor. Biraz da kış turizmi için neler söylersiniz bu bakış açısıyla tabii? Önce tabii ki hakikaten bir turizmin duayeniyle konuşmak farklı bir olay. Çünkü çok farklı görüyorsunuz olayı. Yani mesela gastronomi 12'ye yayılacağını ancak bir turizmci ilk bakışta bunu söyleyebilir. Keza yan ürünlerin, yani katma değerinin de turizmde çok katkı sağladığını söyleyebilirim ihracatımıza. İşte kayak merkezleri muhteşem ama işte oraya gitmişken insanlar kayak takımlarını oradan alıyorlar, kasklarını oradan alıyorlar, elbiselerini oradan alıyorlar ve böylece bir katma değer artışı söz konusu oluyor. Bunu Avusturya çok güzel kullanıyor. Türkiye'de henüz kayak turizmi çok oturmuş değil. Çok
yerde biz kayak merkezi açtık son zamanlarda. Havaalanı gibi hemen hemen tüm kar yağan şehirlerimizde kayak merkezi açtık. Her ilde bir kayak merkezi gibi bir şey. Her ilde bir kayak merkezi gibi bir şey. Bilmiyorum maliyeti ne kadar ama halkımızı ve gençleri kayağa teşvik etmek için çok önemli bu. Bu devam etmeli diye düşünüyorum. Mahalle otoritelerin yapacağı bir şey, yapmaları gereken bir şey daha doğrusu. Doğrudur, doğrudur. Ama bunun dışında gerçekten çok önemli kayak merkezleri var. Hele iki tanesi var ki, bir İsviçre St. Moritz'de bulabilirsiniz bu kayağı. Bir Amerika'da Aspen'de bulabilirsiniz. Bir de Türkiye'de iki yerde. Neresi bir, bunlar? Bir tanesi Erciyes Zirve, diğeri Kars Sarıkamış. Burada toz kar vardır. Evet. Toz kar biz kayakçıların en sevdiği en sevdiği nokta. Çünkü hani böyle kar ezilmez, kar topak olmaz, akar gider, kar taşlaşmaz, evet, pamuk gibidir. Üzerinde böyle uçarsınız, arka taraftan kayağın arkasından böyle size sanki bir uçak geçtiği vakit arkasında nasıl olur, bir iz bırakır? Kaydığınız vakit öyle bir iz bırakırsınız. Korkusuzca, tehlikesizce. İşte nereye bassam, nereye dönsem diye bir korku olmadan kayabileceğiniz son derece kaliteli bir kayak türüdür, kar türüdür. Tabii ki bunlardan da faydalanmaya başladık. Bu çok önemli. Palandöken de çok önemli kayak merkezlerinden biridir. Ama Türkiye'de hala en popüler Uludağ. Evet. Çünkü Uludağ gençler hem kaymak istiyor, hem de eğlence istiyor. Hem de Marmara'da en fazla nüfusun olduğu, gelir seviyesinde yüksek olduğu bir yere de yakın. Hele şimdi çok daha kısa sürede gidiliyor. Evet. O yüzden gençlerin tercihi halen Uludağ. Şimdi biz de yine sizle daha önce de konuşmuştuk. İç turizm anlamında baktığımızda işte bu Şubat sömestr tatili denince kış turizmi akla geliyor. O da 15 günlüğe bir zaman dilimine sıkıştırılmış. Fiyatlar yukarı fırlıyor. 15 günlük zaman diliminde uçaklar, yollar, otobüsler, testler, her yer tıka basa doluyor. Tatil mi yapılıyor, başka bir şey mi oluyor bilemiyorum. Bu sezonun verimli kullanılabilmesi için en azından bu tatili mesela Şubat tatilini yaymak gibi bir ay, bir buçuk ay falan. Bu anlamda mesela turizmci olarak bir girişiminiz olmuyor mu? Turizm Bakanı'yla daha çok diyaloğunuz var. Bütün dünyada bu var, bir tek Türkiye'de yok. Diyoruz ki sömestr, hatta yaz tatilleri bile bölgelere göle ayrı dönemlerde zaten sömestri becerebilsek yaz tatili otomatikman olacak. Değişecek. Ne demek istiyorum? Müfredatta değişiklik yok. Ortalama 170 gündür Türkiye'de. Evet. 170 gün müfredatta değişiklik yok. Ama diyoruz ki eğer İstanbul 1 Şubat'ta tatile çıkıyorsa Ankara 7 Şubat'ta çıksın. O da 15 gün yapsa o da. İşte İzmir 15 Şubat'ta çıksın. Diğeri işte 28 Şubat'ta çıksın. Diğeri 15 Ocak'ta çıksın. Böylece iki aya yayılsın. Biz sömestr ve yaz tatillerinde bir de bölgelerin ekonomik koşullarına, iklim koşullarına ve işte tarıma, ekime bağlı olarak da değiştirebiliriz. Bir başka yine turizmle ilgili sıkıntımız, yani sezona yayma diye konuşuyoruz ya, bu deniz tarafında da başka bir şekilde yine karşımıza çıkıyor. Yani Antalya için sık sık konuşuyoruz. Şimdi tekrar gündemde, bilmiyorum, kışın mesela bu yurt dışından sporcular çok yoğunlukta geliyordu. Ona yönelik ne gibi bir atraksiyon yapılıyor? Şaka maka 400'ün üzerinde takım Türkiye'de kış aylarında antrenmanlarını yapmak için, yarı dönemini geçirmek için Türkiye'ye geliyor. Yani 400'ün üzerinde takımdan bahsediyorum ki işte en küçük, en hani fakir takım 50 kişi diye geliyorlar. 400'e evet, çarpın bunu. Tesislerimiz yeterli. Hava muhteşem. Yiyecek içecek muhteşem. Tabii ki bu arttırılabilir mi? Arttırılabilir. Birçok otel zaten tesislerini ona göre kurmuş durumda. Çok iyi paralar kazanıyoruz biz o işten. Dolayısıyla o şey devam ediyor. Devam ediyor.